Kendinizi bir araya nasıl sokturursunuz? Bir hafta sonu sizlerin karşısına böyle bir soruyla çıkmak biraz tuhaf oluyor. Arılarla ilgili bir video fikri aslında aklımda yoktu. Başka bir video yapmayı planlıyordum. Okulda bir hocam ders esnasında Einstein'ın bir fizikçi olmasına rağmen neden arılar üzerine bir sözü var? Bir fizikçinin arılarla ne işi olur? Bir araştırın gelin deyince hazır araştırıyorum, bir video da hazırlayayım dedim ve işte karşınızdayım. Hepimiz onu atom fiziği ile ilgili yaptığı çalışmalarla ya da özel görelilik teorisi gibi teorileriyle tanırız. Ancak şöyle de bir sözü bulunuyor. Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insanın sadece 4 yıl ömrü kalır. Arı olmazsa döllenme, bitki, hayvan, insan olmaz. Gerçi bu sözün kendine ait olup olmadığı kesin değil. Bu söz kendine aitse bir fizikçi neden arılarla insan yaşamı arasında bu denli bir bağlantı kuruyor acaba? Bu söz kendine ait değilse de arıların yaşamımızdan çıkması bize ne tür zararlar verir ya da hiçbir zararı olmaz mı? Gelin arıların ilginç dünyasında bir yolculuğa çıkalım. Arı zar kanatlılar takımına ait Apoidea familyasını oluşturan tüm böcek türlerine verilen isimdir. Bilimsel açıdan bir böcek yani. Ancak bitkilerin tozlaşmasında payı çok fazla olan bir böcek. Arıların ekolojik katkıları, çiçeklerin döllenmesi, erkek ve dişi çiçek organlarında gerçekleştirdikleri polen taşıma konusundaki katkıları üzerinden gerçekleşmektedir. Arıların döllenme işlemine ihtiyaç duymayan bitki sayısı son derece sınırlıdır. Bu konuda yapılan bir araştırmaya göre dünyada gıda maddelerinin %90'ı 82 çeşit bitkiden elde edilir ve bunların %77'si arılar tarafından döllenmesi gerekmektedir. Bu da yaklaşık olarak 82 bitkiden 63 tanesi arılar tarafından dölleniyor demek oluyor. Bu bitkiler arasında yaz ve kış mevsimlerinde sıkça kullandığımız elma, armut, erik, şeftali, portakal da var. Hepimiz okul sıralarında besin zinciri, besin ağı gibi kavramlarla çeşitli derslerde karşılaşmışızdır. Her canlı varlık yaşamını devam ettirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Enerjinin asıl kaynağı ise güneştir. Güneşten gelen ışık enerjisi canlılar tarafından doğrudan kullanılamaz. Üretici canlılar ki bu canlılara bilimsel olarak ototrof canlılar deniyor, fotosentez gibi biyolojik dönüşümlerle hücrelerinin içinde yer alan kloroplastlarda klorofilleri yardımıyla kendilerine bu enerjiden ihtiyaç duydukları besinleri sentezlerler. Yine çok duyduğumuz kavramlardan olan glikoz, üretici canlıların ürettikleri besinlere verilen addır. Sonrasında da bu ürettikleri glikozlardan çeşitli dönüşümlerle protein ve yağlar sentezlenir. Böylelikle üretici canlılar hem ihtiyaç duydukları besinleri sentezlemiş olur hem de canlılar açısından en önemli gazlardan biri olan oksijeni de üretir. Üretici canlıların en büyük özelliklerinden biri az önce de bahsettiğim gibi güneşten gelen ışık enerjisini kullanarak besinlerin yapısına kimyasal bağ enerjisi olarak katabilmeleri. Ancak bizim gibi insanlar, hayvanlar ve daha birçok canlı grubu bu özelliğe sahip değildir. İşte tam burada besin zinciri kavramı ortaya çıkıyor. Aynen bir zincirin halkaları gibi üst katmandaki canlı kendi besin ve enerji ihtiyacını karşılayabilmek için alt katmandaki canlılarla beslenmek zorundadır. Örneğin şöyle bir besin zincirini düşünelim. Üretici canlımız yonca olsun. Yonca ile beslenen inek ve son tüketici insan. Burada yonca arılar tarafından tozlaştırılan bir bitkidir. Eğer arılar yok olur ve polenleri tozlaştırma görevini yerine getiremezse öncelikle yonca sayısında bir azalma gözlenmeye başlanır. Ardından besin azalan inek popülasyonunda azalma görülmeye başlanır ve en son tüketici olarak sıra bizlere gelir. Bu söylediklerim bir anda oluşacak bir durum değil. Ancak zamanla domino taşı gibi biri diğerini tetikleyen olaylar gibi düşünebiliriz. And if only one thing had happened differently. If that shoelace hadn't broken, or that delivery truck had moved moments earlier, or that package had been wrapped and ready, because the girl hadn't broken up with a boyfriend. Or that man that set his alarm and got up 5 minutes earlier. Or that taxi driver hadn't stopped for a cup of coffee. Or that woman had remembered her coat and got into an earlier cab. Daisy and her friend would have crossed the street, and the taxi would have driven by. Allô, la réception? Oui, monsieur.
life being what it is, a series of intersecting lives and incidents out of anyone's control. That taxi did not go by, and that driver was momentarily distracted. And that taxi hit Daisy. And her leg was crushed. Şimdi şöyle bir cümle kurabilirsiniz. Sadece yoncaların azalmasından hiçbir şey olmaz. Bu sadece basit bir besin zinciri örneğiydi arkadaşlar. Birden fazla besin zincirinin bir araya gelmesiyle çok daha karmaşık beslenme ilişkilerinin oluştuğu besin ağları da var. Ve olumsuz sonuçlar gelip yine insanoğlunu buluyor. Bir de duruma sadece yonca ekseninden bakmak, at gözlüğü takmak gibi olur. Arılar sadece yoncaların tozlaşmasında etkili değil. Bundan videonun başında zaten bahsetmiştim. Einstein'ın da dediği gibi, arı olmazsa döllenme, bitki, hayvan, insan olamaz. This is our life with bees. And this is our life without bees. Arıların insanlık açısından önemini belki bir nebze olsun anlayabildiysek, bu mucizevi canlıları biraz daha yakından inceleyelim. Arı deyince genelde hepimizin aklında iki şey belirir. İlki, hepimizin hayatında bir kez de olsun bir arı tarafından sokulmuşuzdur. Ben hatırlıyorum da bayağı canım yanmıştı ama beni küçük bir çocukken arı değil arılar sokmuştu. İkincisi, çalışkanlığın simgesi olması. Unutuyordum, üçüncüsü de var. Bal tabii ki. İnsanlık tarihinin en eski besinlerinden biri bal. İspanya'nın Valencia kentinde bir mağarada M.Ö. 6000 yılına ait resimlerde arılar ve onların balını toplayan insanlar resmedilmiştir. Antik Mısır, Yunan ve daha birçok millet balı tatlandırıcı ve tıbbi amaçlarla kullanmıştır. Hatta Antik Roma'da para değişimlerinde altın yerine bal kullanılabiliyordu. Peki bu mükemmel besin yüzlerce arının yaşadığı kovanlara nasıl sığdırılabiliyor? Bizler 3 artı 1, 4 artı 1 evlere sığamazken arılar bunu nasıl başarabiliyor? Burada da Allah'ın arılara kazandırmış olduğu mükemmel matematik ve mimari becerilere şahit oluyoruz. Bilim insanları bu küçük böceklerin açıları hesaplayabildiğini ve dünyanın küresel şeklini algılayabildiğini bile iddia ediyor. Kovan da arılar tarafından inşa edilen bir diğer şaşırtıcı yapı. Arılar da insanlar gibi yaşamak için eve ve barınağa ihtiyaç duyarlar. Kovanlar arıların sadece evi değil, aynı zamanda balık koydukları depolarıdır. Peki arılar kovanlarının içindeki petekleri neden altıgen şeklinde yaparlar? Gözlerimizi kapatalım ve hayal edelim. Kapattınız değil mi? Bir arı olduğunuzu düşünün. Koloninizin yaşaması için çok geniş bir alana ihtiyacınız var. Ve topladığınız nektarların olgunlaşıp bal olana kadar saklayabileceğiniz bir yer tabii ki. İlk olarak oldukça geniş bir yer benim işimi görebilir diyebilirsiniz. Ya da biraz daha düşünüp sınırlı bir yeri tasarruflu kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz. Evinizi inşa etmek için elinizde bulunan malzemeler bal mumu. Ancak bunu da tutacak gaganız veya kollarınız yok. Ve bu malzemeyi üretebilmeniz için çok çalışmanız gerekiyor. 28 gram için 226 gram bal tüketmeniz gerek. Yani az miktarda bal mumu kullanarak çok miktarda bal saklamanızı sağlayacak bir plan üstünde çalışmalısınız. Bunu nasıl yaparsınız? Görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz şu an bir arı olduğumuz için zaten arıların yüzyıllardır yaptığı şekilde bu sorunlarımızı aşmaya çalışalım. Elimizdeki alanı küçük parçalara bölmemiz gerekecek gibi duruyor. Ama hangi şekli kullanırsak amacımıza ulaşabiliriz. Yani hangi şekil en az bal mumuyla en çok balı saklamamıza yardımcı olur? Geometrik olarak daire sorumuzun cevabı. Ancak daire hücreleri yan yana getirdiğimiz zaman aralarda boşluklar kalıyor ve bu boşluklar bizim sığabileceğimiz kadar büyük de değil. Bu da boşa giden alanlar demek oluyor. O zaman hücrelerimizi daire şeklinde inşa edemeyiz. Şeklimizi daire dışında başka bir şekilde değiştirmeliyiz. Üçgen veya kare hücreler birleştirildiği zaman aralarda boşluk kalmıyor. Ancak bu şekillerin de alanları daha az. Beşgende ise dairedeki aynı problemler var. Son umut olarak altıgeni düşünelim. Hem birleştirildiği zaman hücrelerin arasında boşluk kalmıyor, hem de daireye en yakın şekil olduğu için bize gereken alanı sağlıyor. İşte peteklerin altıgen şeklinde olmasının sebebi. Ben anlatırken muhtemelen siz de dinlerken yoruldunuz ama arılar bunların hepsini bizden haberi olmadan yapmaya devam ediyor ve biz onlara zarar vermediğimiz sürece de yapmaya devam edecekler.
İşte insanoğlunun doğaya verdiği zarara bir kez daha şahit oluyoruz. Arıcılık ve sosyal böcekler konusunda uzmanlaşmış Amerikalı entomolog Marla Spivak bir konuşmasında arıların sayısının azalması hakkında çarpıcı açıklamalar yapıyor ve bu konunun sebeplerinden bahsediyor. Now we have the best data on honeybees, so I'll use them as an example. In the United States, bees in fact have been in decline since World War II. We have half the number of managed hives in the United States now compared to 1945. We're down to about 2 million hives of bees, we think. And the reason is after World War II, we changed our farming practices. We stopped planting cover crops. We stopped planting clover and alfalfa, which are natural fertilizers that fix nitrogen in the soil. And instead, we started using synthetic fertilizers. Clover and alfalfa are highly nutritious food plants for bees. And after World War II, we started using herbicides to kill off the weeds in our farms. Many of these weeds are flowering plants that bees require for their survival. And we started growing larger and larger crop monocultures. Bu durumdan dönüş yok mu peki? Karalar bağlayıp oturacak mıyız? Neler yapmalıyız? Konunun uzmanına soralım. It turns out it's hopeful. It's hopeful. Every one of you out there can help bees in two very direct and easy ways. Plant bee-friendly flowers and don't contaminate these flowers, this bee food, with pesticides. So go online and search for flowers that are native to your area and plant them. Şimdi düşünelim. Biz arılara bu kadar şey yaptıktan sonra onların bizi sokması kabul edilebilir değil mi? Kesinlikle kabul edilebilir. Ama arıların hayatlarını tehlikede görmediği sürece insanları sokmaz. Arıların sokması savunmalarının en son safhasıdır. Önce sesle uyarırlar. Daha sonra toplu halde gürültü yaparlar. Hala tehlike hissederlerse hızla tehlike gelen yere doğru uçup çarparak korkutmaya çalışırlar. Artık en son çare olarak sokarlar. Bu da ölmelerine sebep olur. Çünkü iğnesi bağırsaklara bağlıdır ve iç organları parçalanır. Biz bu küçük böceklere arkadaşça davranırsak bir sorun yaşamayız. Ancak biz dostane davranmazsak onlar da arkadaşlarıyla beraber bize iyi davranmazlar.